Hocam anlattıklarınızdan aslında insanın o hedefi ve o hedefi koyarken ki niyetinin ne kadar önemli olduğunu anlıyorum. Hep böyle güzel bir sözümüz vardır ya, niyet hayır, akıbet hayır evet. diye. Çok sevdiğim bir ayeti var. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Yani o hedefi koyduğumuzda Allah'ı, bir söz daha okumuştum, böyle sürekli alıntılar yapıyorum ama önceliği Allah olanı Allah önceler diye. Şimdi bizim hedefi koyarken de önceliğimiz Allah-u Teala'nın rızası olursa, yani Yaradan Rabbimizin adıyla okumaya niyet edersek, o süreçte de Allah'ın izniyle hedefe giderken o can sıkıntısı, iç sıkıntısına çok da rastlamayacağız gibi. Bunun şeylerini alıyoruz biz ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde. Evet, kesinlikle. Aslında o can sıkıntımızla biz yoldaş olmuş oluyoruz, arkadaş olmuş oluyoruz. O bize artık hayırhah şeklinde geldiğinde bize aslında doğru yolu gösteren bir şeyle geliyor. Bir metoda dönüşüyor. Bizim hayatımızı karartan değil, bilakis yolumuzu aydınlatan bir ışık oluyor aslında can sıkıntımız. Peygamber Efendimizin hayatında da hep böyle olmuş. Yani baştan itibaren peygamber olduktan sonra özellikle canı sıkıldıkça akabinde daha büyük güzelliklere yol açmış bu can sıkıntısı. Çocuklarımıza da bunu öğretebiliriz. Yani biz tabii daha ziyade şimdi yetişkin odaklı konuştuk. Anne babalar olarak gibi, hani büyükler gibi, ama çocuk, şimdi benim oğlum var 9 yaşında. Hocamın ifade ettiği gibi durup dururken her şeyi var. Hani karnın tok, sırtın pek, ne oldu? Yani neden, ne derdin var şimdi gibi. Bir de çocuklarımıza biz çok fazla imkan sunduğumuz için sade yaşamdan oldukça uzak, böyle biraz daha bolluk, bereket içeriz. Yani tabii bereketi Rabbim hayatımızdan eksik etmesin, ama biraz israf odaklı belki de. İsrafa giden bir şey, hayat tarzına dönüştü. Evet. Bilmiyoruz hakikaten daha fazla eşyanın, daha fazla dünyalığın bizi daha fazla mutlu edeceğini, daha fazla oyuncağın çocuklarımızın gelişimine daha çok katkı sağlayacağını zannediyoruz. Evet. Daha fazla ev eşyasının bizim eşimizle olan mutluluğumuzu artıracağını zannediyoruz. Veyahut da komşumuz, ailemiz, akrabalarımız bizim eşyalarımıza ne kadar güzel evi var, kıyafeti ne kadar güzel, evine ne güzel işte ne güzel yiyecekler hazırlamış dediğinde iyi olacak zannediyoruz. Fakat bunu hedeflediğimiz zaman bu tarz günlük hedefler ne çocuklarımızı mutlu ediyor. Oyuncağı alıyoruz AVM'den, oyuncakçıdan, eve geliyoruz, bir daha o oyuncağın yüzüne bakmıyor çocuk. Biz zannediyoruz ki çocuğumuz mutlu olacak. Hayır, çok güzel misafirler ağırlıyoruz evlerimizde, çok güzel sofralar hazırlıyoruz, çok güzel masraflar edip organizasyonlar yapıyoruz. Ertesi gün uyandığımızda içimizde yine bir boşluk hissi oluyor. Çünkü biz o çabayı onay almak için, işte hocamın az önce ifade ettiği gibi el alem için yapıyoruz. Hocam dedim ya, can sıkıntısını gidermek için bir şeyler yapıyoruz. Belki görünürde çok da zararlı bir şey değilmiş gibi gözüküyor ama bir şekilde bir şeylerle oyalanmanın yolunu bulduk. Bazen bu şeyler bize zevk verebiliyor. Bazen iç sıkıntısını gidermek amacıyla yapıyoruz ama niyetimiz halis olmadığı için sonuçta da sıkıntımız gitmiyor gibi geliyor bana. Evet. Burada biraz İrem hocama da söz vermek istiyorum. Siz nasıl değerlendirirsiniz hocamın dedikleri? Yani o hedef nasıl belirlenir? Psikolojik açıdan nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Aslında şöyle, can sıkıntısını bizim için bir araç olarak görmeliyiz. Yani canım sıkılıyor deyip de orada dert etmek yerine o noktadan bir ders çıkartabilmemiz aslında bizim açımızdan önemli. Yani beden sinyal verir. Az önce bahsettim ya, sesimiz eğer kısıldıysa, omuzlarımızda ağrılar varsa ya da ensemizde uyuşmamız varsa, mide ağrısı çekiyorsak, bunların her biri psikolojik sebeplerin bir alt kökenidir. Psikolojik çerçevede ben bu sorunları çözemiyorsam bedenim bana sinyal verir. Bak, hayatımda çok fazla sorumluluk aldın, omuzların ağrıyor. Sürekli söyleyemediğin sözleri içinde biriktirdin, ses tellerin zarar görüyor. Tiroid hastası oluyorsun. Evet, kesinlikle. Hazmedemediğin sorunlar yaşadın, sindiremediğin durumların tam ortasında kaldın, mide rahatsızlığı geçiriyorsun. Ya da son zamanlarda ya da belki çocukluğundan beri kendini sevilmemiş hissettin, cilt hastalığı döküyorsun. Egzeman, sedefin, zonan, kurdeşen döküyorsun ya da. Dolayısıyla beden bir şekilde bize tepki veriyor ve biz bedenin bu tepkilerinin sinyalini aldıktan sonra önce gidiyoruz hekim arkadaşlarımız aracılığıyla, benim organik boyutta, fiziksel boyutta ne rahatsızlığım var? Bunu görüyorum.
Sonra gerekli işte önlemleri biz aldık. Senin sorunun psikolojiklendikten sonra gidiyorum bir terapi merkezine ve terapi odaklı çalışıyorum. Burada da şunu fark ediyorum. Ben bir şeyleri arka planda çözememişim. Bu yüzden arka planda çözemediğim sorunların sancısını bedenime yansıtmışım. Hı hı. Aslında can sıkıntısı da böyle. Ben bazen danışanlarıma derim ki, yetişkin danışanlarıma, İçinizde sürekli bir çocuk var ve o çocukla karşı karşıya gelseniz onun en çok hangi ihtiyacını görürsünüz? Ve en çok hangi ihtiyacını giderirseniz onun mutlu olduğunu hissedebilirsiniz. Sevilmek mi? Yeterli hissetmek mi? Hayallerini yaşamak mı? Mutlu olmak mı? Yeni yerler keşfetmek mi? Onun en çok istediği ne var? Eğer içimizdeki çocuğun ihtiyaçlarını giderme yönelimle hareket etmezsek, bugünkü hayatımızdaki o can sıkıntısı hep bir yerlerde tıkanık kalır. Ya da ben şunu çok fazla fark ediyorum. Az önce Nimet Hocam çok güzel söyledi. Dedi ki, ben dedi bugün çocuğumun dedi bir ihtiyacı olduğunda, bir oyuncak istediğinde gidiyorum alışveriş merkezine, oyuncağı alıyorum. Ama evi oyuncakla donatmanın çocuğa iyi geleceğini zannediyoruz. Bu asıl bizim yanlışımız dedi. Çok doğru. Yani köye gider misiniz bilmiyorum ama ben köylere gittiğimde çocukların oyuncaklarını gördüğümde çok mutlu olurum. Yani o odun parçalarıyla, kozalaklarla birlikte o kadar güzel oyuncaklar yapıyorlar ki, yani hayran kalıyorum. Ama köydeki o boş vakitlerini toprakla, işte çam ağacıyla, işte odun parçasıyla, işte bir yaprakla birlikte o kadar güzel gideriyorlar ki, bizim çocuklarımız senin bahçesindeki artık kum da değil, beton olan parka gittiğinde oyun oynadığını zannediyorlar. Evet, bu da bir oyun. İşte ben onu salladım, tahterevalle de sallandı. Kim geçti, kim yendi, kim daha hızlı kayacak. Evet, bunlar da bir oyun ama sınırlı. Tek bir oyun var, buradan kayacaksın. Tek bir oyun var, sen oraya otur, ben buraya, hadi hop bakalım. Sen yukarıda, ben aşağıda. Sınırlı oyunlar var. Her şey hazırsa bu çocuk sıkılır tabii ki, değil tabii mi? Tabii ki. Dedim ki az önce, ne yazık ki artık kum da yok. Çünkü kum olduğunda küreğini götürüyor, kovasını götürüyor, hafif de suyunu alıyor. Kumdan kale yapıyor, işte ben bugün poğaça yapıyorum, bana misafir gelecek diyor ve üretiyor. Hmm. Çocuklar, yani bizim aslında çocuklardan en çok feyiz almamız gereken duygu merak duygusu. Aa, bu ne, bunun içinde ne var, ne giydin, adın ne, bunun adı ne? Çocuklar bunu sürekli evet, soruyor ve öğrenmek istiyorlar, meraklılar çünkü. Ancak bizler ne yazık ki şu anki koşullarda çocukların merak duygusunu almış olduğumuz oyuncaklarla birlikte satın alıyoruz. Evet. Ve çocukların can sıkıntısı olduğunda, anne canım sıkılıyor dediğinde çocuk istediği şey telefon. Diyor ki telefonunu ver, oyun oynayayım. Uyuşsun ve değil mi? Uyuşuyor. Beyin uyuşuyor evet. Hı-hı. Ama burada şundan bahsediyorum. Hani teknolojiden, o dopamin bağımlılığından apayrı bir şekilde burada çocuğun canı sıkıldığında araç olarak yalnızca telefonu hatırladığından bahsetmek istiyorum. Oysa çocuk şunu diyebilir. Anne ya, kağıt yok mu kağıt? Hadi bir oyun kuralım da şurada bir oyun oynayalım. Hadi kağıt yok mu? Ben burada bir şekil çizeceğim. Sen o şeklin ne olduğunu bir bil. Anne ben burada kağıda bir şey çizeceğim. Sen ne çizdiğimi bir tahmin et bakalım. Hani oyun kurmak yok. Sadece belli başlı annenin vermiş olduğu uyuşturucu var. Ona bakacaksın ve işte anne derken annelerimiz lütfen üzerine alınmasın. Yanındaki büyüğünden bahsediyorum. Evet. Ve çocuk diyor ki evet diyor, ben bunu seviyorum. Çünkü orada kazandıkça bana gelen bir duygu var. Dopamin, haz duygusu var. Ve ben bunu yaşadıkça can sıkıntım gidiyor, mutlu oluyorum zannediyor çocuklar. Hı hı. Çünkü aynı zamanda da annesi de üf sıkıldım ya, neyse bir bakayım ne varmış, kim ne paylaşmış diyor. Annesi de eline telefonunu alıyor. Ve zannediyor ki telefonla o can sıkıntım gidiyor. Halbuki burada yapılması gereken şey, canım sıkılıyorsa benim kendimle ilgili bulmam gereken bir şey var. Kendimi keşfetmem gerek ve keşfedebilirim, ben bunu yapabilirim. Ne yapabilirim? Ben bunu bir annemle konuşayım. Ben bunu en yakın arkadaşımla konuşayım. Ben bunu gideyim hocamla konuşayım, terapistimle konuşayım. Dolayısıyla aslında canımız sıkıldığında bunu nasıl değiştirebileceğimizi önce kendimize soracağız, sonrasında da çevremizdekilere. Çünkü bizler ne yazık ki bazen nelerden hoşlandığımızı, nelerden hoşlanmadığımızı bilmiyoruz.
Benim terapi odamda sürekli vermiş olduğum bir ödev var. Diyorum ki en az 5 sayfa kadar ben ile başlayan cümleler kuracaksın. Hmm. Mümkün değil hocam, 5 sayfa nasıl yazayım? Hadi gel şimdi başlıyorsun, hemen diyorum sekreterliği veriyorum önüne. Diyorum ki 3 dakikan var, sayaç başlatıyorum, burada başlıyorsun. Neredeyse ilk sayfa zaten terapi odasında bitiyor. Ama ben o cümleleri bile kurmak için kendime vakit ayırmıyorum. Ama sonra canım sıkılıyor deyip dert ediyorum ve kendimden uzaklaşıyorum. O zaman günde yarım saat kadar oturacaksın, hiçbir madde mi yazamıyorsun? Yazma, hiç önemli değil. Ama otur bir kendini düşün. Orada kendini keşfediyorsun. Oradan şu çıkıyor. Bir bakıyorsun orada 125 tane madde var. O 125 maddenin 15'inde kek yapmayı seviyorum. Fırın yemeği yapmayı seviyorum. Özel gün pastası yapmayı seviyorum. Bir bakıyorsun 15 tanenin, o 125'in 15 tanesi mutfakla ilgili. Demek ki aslında sen mutfağa meyilli bir yapıya sahipsin. Demek ki mutfakta iyi olduğunu düşünüyorsun ve sen yeterli hissettiğin noktayı besleyebilirsin. Biraz kendimizle yüzleşmeye ihtiyacımız var. O yüzleşmeleri yaptıkça hangi yönümüzü geliştirebiliriz ve canımız sıkıldığında hatırlayabiliriz, bunu bilmeliyiz. Ama can sıkıntısıyla yüzleşmeyen bir kişi kendi potansiyelini ortaya çıkartmakta daima geç kalır. Çünkü can sıkıntımız daima bizim için bir araç. Geçmişteki travmalarımı iyileştirebilmem noktasında bir araç. Bugün kendi yeteneklerimi geliştirebilmem noktasında bir araç. Ya da gelecekte hayallerimi hedefim noktasında ilerletebilmem noktasında bir araç. Can sıkıntısından dert etmek yerine biraz beni daha iyiye götürebilecek bir basamak olarak bakmalıyız. Can sıkıntısını nasıl avantaja dönüştürebiliriz? Aslında ben bunu açmak istiyordum ama doğal bir yoldan girmiş olduk. Bir yerde okumuştum hocam. İstakozun büyümesi onun sıkışmasına bağlıymış. Onun kabuğu çok sertmiş. Ama istakoz büyüyor ve içinde zorluyor. Ve zorladıkça zorladıkça o kabuğu kırıyor ve ortaya çıkıyor. Kocaman bir şey oluyor. Yani hayatta işte can sıkıntısını avantajı dönüştürmek dediniz ya. Hakikaten orada sabretmek belki gerekiyor. Bize ihtiyacımız olan sabır. Çünkü sabrettiğimizde keşif yolculuğu başlıyor. Kendimize doğru, hayata doğru, kainata doğru. O anlam arayışı var ya, anlamı bulmaya başlıyoruz belki. Kesinlikle. Orada hem kendimiz açısından hem ebeveyn açısından örnek verdiniz. İşte anne de hemen sıkıldığında bakayım kim ne yapmış diye telefonu açıyorsa çocuk da onu yapacaktır. Anne o zaman telefonunu ver, ben oyun oynayacağım. Zaten oyunlar ona göre tasarlanmış durumda. O can sıkıntısını geçici giderme amacıyla. Çocuk da o şekilde alışıyor. Şimdi meraktan bahsettik, hedeften bahsettik, hekime gidiyoruz dedik. Hekim bütün tahlilleri yapıyor. Sizin sorununuz psikolojik diyor, psikoloğa gidiyoruz diye. İşte orada hekim de aslında belki bir ilk başta o telefonu elime alma oyalanması var ya, biraz da onun gibi bir şey. Yani gerçekle yüzleşme çocukların merak duygusunu da öldürüyor dedik. Şimdi merak konusunu biraz daha açmak istiyorum. Araya da son 2 dakikamız var. Bununla ilgili yapılmış araştırmalar var. Bir grup çocuğu bir sınıfa alıyorlar ve çocuklara birkaç tane soru soruyorlar. Çok etkilendiğim bir araştırma, o yüzden bahsetmek istiyorum araya gitmeden önce. Ve çocuklara hangi sorunun cevabını merak edip etmediklerini soruyorlar. Ve o sırada tüm çocuklar bir fonksiyonel MR cihazıyla beyin aktiviteleri hesaplanıyor. Sonra sonuçlara bakıldığında, cevaplar verildikten sonra sonuçlara bakıldığında çocuklar merak ettikleri sorular olduğunda beyinde haz şeyi çalışıyor. Ama merak etmediği soruya karşı hiçbir ilgi duymuyor. Yani biraz o belki can sıkıntısını gidermek için de merak duygusunu da beslemek gerekiyor. Çünkü çocukken birçok şeyi merak ediyoruz ama birçoğumuz da çocukluğumuzda sen her şeyi merak etme diyerek merak duygusu köreltilmiş yetişkinleriz. Evet. O yüzden merak duygusunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece çocuklarda değil, yetişkinlerde de hayata dair merakımız arttıkça, kendimize dair merakımız arttıkça keşfimiz de artıyor ve o can sıkıntısını doğru yollardan çözmeye başlıyoruz diye düşünüyorum. Şimdi kısa bir aramız var. Araya gitmeden önce de hatırlatma yapayım izleyenlerimize. İki kıymetli konuğumla birlikte can sıkıntısını, özellikle çocuklarda can sıkıntısını konuşmaya çalışıyoruz. Sizler de merak ettikleriniz olursa veya bizlere katkıda bulunmak isterseniz ekranda geçen numara üzerinden ve Vav Televizyon'un sosyal medya hesaplarından bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından tekrar sizlerle olacağız.